Merhaba sevgili arkadaşlar, Ehliyet Hocam kanalına hoş geldiniz. Ehliyet sınavı hazırlık videolarımız ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım videolarımız size faydalı oluyordur arkadaşlar. Buyurun başlayalım. Soru 1. Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır? Alternatörün, far ampulünün, marş motorunun, endüksiyon bobininin. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Marş motorunun. Diğer tanımlara da hızlıca bakalım arkadaşlar. Alternatör, aracın motoru çalışıyorken aküyü şarj eden ve diğer tüm elektrik sistemine enerji sağlayan bir parçadır arkadaşlar. Endüksiyon bobini ise benzinli motorlarda silindir içinde sıkıştırılan hava yakıt karışımının ateşlenmesi için kullanılan mekanik parçaya endüksiyon bobini diyoruz arkadaşlar. Soru 2. Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır? Şıklarımız verilmiş arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. 2 ve 4 numaralı araçların arkadaşlar U dönüşü yasak olduğu için yol müsait bile olsa dönüşler kesinlikle yasaktır arkadaşlar. Soru 3. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? Ehli hayvanların giremeyeceğini, ehli hayvanların yola çıkabileceğini, vahşi hayvanların yola çıkabileceğini, hayvanla çekilen taşıtların yola çıkabileceğini. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Ehli hayvanların yola çıkabileceğini bildirir. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir? Arkadaşlar önce şokun tanımını yapalım. Şok, kalp damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden bir akut dolaşım yetmezliğidir arkadaşlar. Şıklarımıza bakalım. Deride kızarıklık olması, bilinç seviyesinin artması, vücut sıcaklığının artması, nabzın hızlı ve zayıf olması. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Nabzın hızlı ve zayıf olması. Soru 5. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır? Sinir sisteminde, dolaşım sisteminde, sindirim sisteminde, solunum sisteminde. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Dolaşım sisteminde. Soru 6. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? 1. Sola dönüş lambasını yakmalı. 2. Hızını azaltmalı. 3. Dar bir kavisle dönmeli. Şıklarımız verilmiş arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Nedir? Önce sola dönüş yapacak olan bir sürücü birinci öncülde olduğu gibi sola dönüş lambasını yakacak. Daha sonra hızını azaltacak. Daha sonrası arkadaşlar dar bir kavisle dönmeli demiş. Hayır arkadaşlar, sola dönüşlerde geniş kavisle dönüyoruz arkadaşlar. Eğer bu araç sağa dönecek olsaydı o zaman geniş kavisle olacaktı. Pardon arkadaşlar, sağa dönecekse dar bir kavisle dönecekti. Sola döneceği için arkadaşlar geniş bir kavisle dönmeliydi arkadaşlar. Yani cevabımız 1 ve 2. Soru 7. 4 zamanlı dizel motorlarda zamanların oluşum sırası aşağıda verilmiş arkadaşlar. Egzoz zamanı buna göre hangi zamanda sadece hava pistonuna sıkıştırılır? Emme zamanı, sıkıştırma zamanı, ateşleme zamanı, egzoz zamanı. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Sıkıştırma zamanı. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaretidir? Şekillerimiz verilmiş arkadaşlar.
Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. A şıkkındaki işaretimiz arkadaşlar öndeki aracı geçmek yasaktır. B şıkkındaki işaretimiz yol ver işareti. C şıkkındaki işaretimiz de karşıdan gelene yol ver işarettir arkadaşlar. Soru 9. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında sarı ve kırmızı ışığın birlikte yandığını gören sürücü ne yapmalıdır? Harekete hazırlanmalı, yolun en sağına yaklaşmalı, dönüş yapacağı yola girmeli, yaya geçitlerini kapatmadan durmalı. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Harekete hazırlanmalı. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi tehlike uyarı işareti değildir? Şekillerimiz verilmiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar bu soruda A, B ve D şıkkındaki seçenekler tehlike uyarı işarettir arkadaşlar. C şıkkı ise arkadaşlar trafik tanzim işarettir arkadaşlar. C şıkkındaki şeklimiz yani bu nedir? Belirli miktarlarda fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan taşıt giremez işarettir arkadaşlar. Yani C şıkkındaki ise arkadaşlar trafik tanzim işarettir arkadaşlar. O yüzden böyle sorularda biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Soru 11. İşitme yetersizliği olan sürücü adayı hangi durumda sürücü belgesi alabilir? A. Sadece şehir içinde araba kullanmak için. B. İşitme cihazıyla belli yeterliliğe ulaşabiliyorsa. C. Araç kullanırken yanında birisini bulundurmak şartıyla. D. Belli bir hızdan fazla seyretmemek şartıyla. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar. İşitme cihazı ile belli yeterliliğe ulaşabiliyorsa. Soru 12. 1. Yüksek devirde araç kullanılması. 2. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması. 3. Araca uygun ebatta lastikler kullanılması. 4. Araç bakımlarının zamanında yaptırılması. Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur? Şıklarımızı vermiş arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. 1 ve 2. öncüllerimiz. Soru 13. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yetki alanı dışındaki yerlerde trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir? İl Özel İdareleri, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Jandarma Genel Komutanlığı. Soru 14. Sürücülerin aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik kazalarına yol açmaktadır? Hız sınırlarını aşmaları, kurallara uygun davranmaları, belirli aralıklarla mola vermeleri, araç kullanırken dikkatli olmaları. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Hız sınırlarını aşmaları. Soru 15. Havada bulunan oksijen ile kanda bulunan karbondioksitin yer değiştirmesi işlemi vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir? Sinir sistemi, sindirim sistemi, solunum sistemi, iskelet sistemi. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Solunum sistemi. Soru 16. Araç lastiği değiştirilirken aracın kir ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır? El freni çekilir, el freni bırakılır, debriyaja basılır, vites boşalınır. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. El freni çekilir. Neden arkadaşlar? Aracın
kriko ile kaldırılırken hareket etmemesi için arkadaşlar, yani sabit durması için el frenini çekiyoruz. Soru 17. Kamyon, çekici ve otobüs şoförleri araçlarına ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren ne kadar süreyle araçlarında saklamak zorundadır? Arkadaşlar, takograf sürat ve kat edilen mesafe gibi bilgileri kaydetmek üzere başta otobüs ve kamyonlarda monte edilen bir cihazdır arkadaşlar. Şıklarımıza bakalım. 1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 yıl demiş. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. 1 ay saklanmak zorundadır. Soru 18. Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir? Yakıcı maddeyle temas şekli, yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı, yaralının üzerinde bulunan giysilerin cinsi, yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği. Soru 19. Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir? Ani olarak gaz verilmesi, yan aynaların kontrol edilmesi, sol sinyal lambalarının yakılması, vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Ani olarak gaz verilmesi. Soru 20. Bölünmüş karayollarında geçilen araç sürücüleri geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır? Sağ şeride geçmek, sığınma cebine girmek, önündeki aracı geçmek, bulunduğu şeride izlemek ve hızını artırmamak. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Bulunduğu şeridi izlemek ve hızını artırmamak olacaktır. Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamında faaliyet gösterir? Sindirim sistemi, dolaşım sistemi, boşaltım sistemi, solunum sistemi. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Dolaşım sistemi. Soru 22. 1. Ambulansa eskortluk yapmak. 2. Taşıt yol üzerinde yer açmak. 3. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak. Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü yukarıdaki verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır? Öncüllerimiz verilmiş arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. 2 ve 3. öncüllerimiz. Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir? Bu araçlar görev halindeyken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir. Bu hak halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartıyla kullanılır. Emniyet ve asayiş işlerinde kullanılan boyama şekilleri ve ayrım işareti bulunmayan araçlar anında sökülüp takılabilen ışıklı ihbar işareti bulundurmak zorundadır. Bu araçların görev hali dışında geçiş üstünlüğü işaret ve hakkını kullanmaları serbesttir. Biraz uzun bir soru oldu arkadaşlar ama. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Soru 24. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Arkadaşlar, bu işaret kaygan zemin trafik levhası işarettir. Yolu kontrol etmesi, aracını yavaşlatması, takip mesafesini azaltması, bu bölgeden dikkatli geçmesi. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Takip mesafesini azaltması, tam tersi arkadaşlar, takip mesafesini arttırması gerekmektedir. Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? Kızgın biçimde kornaya basmak, sürüş sırasında aceleci davranmak,
başkalarının hakkına saygılı olmak, dar yolda gelen araçla inatlaşmak. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Başkalarının hakkına saygılı olmak. Soru 26. Seyir halindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır? Yakıt seviyesi kontrol edilir. Önemsenmez devam edilir. Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir. Durulur. Kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkartılır. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkartılır. Arkadaşlar akü elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden, ihtiyaç halinde ise bunu elektrik enerjisi olan veren yani cihaza biz kısaca akü diyoruz arkadaşlar. Bunun tanımını da yapmış olalım. Devam edelim. Soru 27. Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir? Koruma başlığı, hız sınırlayıcı cihaz, yangın söndürme cihazı, çocuk bağlama sistemleri. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Yangın söndürme cihazı. Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır? Ağızdan yiyecek ya da içecek verilmesi, dışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması, ısı kaybını önlemek için kazazedeye soğuk uygulama yapılması, kazazedenin bilinci yerinde ise sırt üstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılması. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Soru 29. Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir? Batı, doğu, güney, kuzey. Gözümüzün önüne getirelim arkadaşlar haritamızı. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Güney. Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi karterdeki yağ basınçlı olarak motor parçalarına gönderir? Radyatör, distribütör, su pompası, yağ pompası. Doğru cevabımız yağ pompasıdır arkadaşlar. Karter ise arkadaşlar, kısaca şöyle söyleyeyim ben size. Motor yağının depolanmasını ve soğutulmasını sağlar arkadaşlar. Bu bilgiyi de vermiş olalım size. Soru 31. Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar. Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur. Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir. Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur. Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır? Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden yukarıda tutmak, kanayan damarın üzerine basınçlı sargı uygulamak, kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak, kanayan damarın üzerine bastırmak. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak. Soru 33. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Hemzemin geçit, kontrollü demiryolu geçidi, kontrolsüz demiryolu geçidi, tramvay hattı ile oluşan kavşak. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Tramvay hattı ile oluşan kavşak.
Soru 34. Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi, kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi, trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması, istenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi. Soru 35. Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur? Ayak tabanına, omuzuna, karın boşluğuna, omurgasına. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Ayak tabanına. Soru 36. Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? Dik oturuş, yarı oturuş, yarı üst yan yatış, sırt üstü yatış. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Yarı yüzüstü yan yatış. Soru 37. Devamlı yol çizgisi neyi bildirir? Sağ şeritten gidilemeyeceğini, hiçbir sebeple durulamayacağını, öndeki araçların geçilemeyeceğini, sağ bankette durulamayacağını. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Öndeki araçların geçilemeyeceğini bildirir. Soru 38. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? Okul geçidine, yürüyüş yoluna, gençlik kampına, alt veya üst geçitlere. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Okul geçidine. Soru 39. 1. Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır. 2. Yol yüzeyinde su birikmesi, buz ya da kar olması fren mesafesini artıran faktörlerdendir. Fren mesafesi ile ilgili verilen cümleler doğru yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Şıklarımız verilmiş arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Soru 40. Aşağıdaki yerlerin hangisinde duraklama yapılması yasak değildir? Banketlerde, dönemeçlerde, yaya ve okul geçitlerinde, tepe üstlerine yakın yerlerde. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Banketlerde. Soru 41. Şekilde bölünmüş karayolunda 3 numaralı araç sürücüsünün azami en yüksek hızı saatte kaç kilometredir? 30, 50, 70, 90. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. 70. Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi bujilerin aşınması sonucunda meydana gelir? Motorun çekişten düşmesi, endüksiyon bobininin yanması, cikle devresinin çalışmaması, marş motorunun çalışmaması. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Motorun çekişten düşmesi. Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder? Marş sistemi, yağlama sistemi, direksiyon sistemi, aydınlatma sistemi. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Direksiyon sistemi. Soru 44. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? U dönüş yapmalı, 1 numaralı aracı yol vermeli, ilk geçiş hakkında kendisi kullanmalı, 1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı. Doğru cevabımız 1 numaralı araca yol vermeli.
Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır? İniş eğimli yollarda motorun durdurulması, bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması, taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması, taşıtlardan dışarıya malzeme atılması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması olacaktır arkadaşlar. Soru 46. Araçlarda rot ayarının yapılma sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aracı yavaş kullanmak için, motor yağ seviyesini kontrol etmek için, lastik hava basıncını istenilen değerde tutmak için, düzensiz lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Düzensiz lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için rot ayarları yapılmaktadır arkadaşlar. Soru 47. Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına kaç metre mesafede duraklamak yasaktır? 5, 20, 30, 50. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. 5. Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler? Buji, distribütör, ateşleme bobini, kontak anahtarı. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Buji. Soru 49. Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kanamada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır? Kanama bölgesine kan taşıyan ana damarlara baskı uygulanması. Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılması. Bölgenin kalp seviyesinden yukarıda tutulması. Yara bölgesine sıcak uygulama yapılması. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Yara bölgesine sıcak uygulama yapılması. Soru 50. Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır? Taşıma sınırını, sınırlı yükseklik gabarisini, geçme yasağını, dingil ağırlığını. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Sınırlı yükseklik gabarisini. Gabarinin de tanımını yapalım arkadaşlar. Araçların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere gabari diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuz sizlere faydalı olmuştur. Elimizden geldiğince soruları açıklamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Sınavlarınızda başarılar diliyoruz arkadaşlar. İnşallah Haziran ayında bir Allah'tan bir mani olmazsa sınavlarınız başlayacak gibi. Bize herhangi bir şekilde arkadaşlar soru, görüş, öneri ve yorumlarınız olursa arkadaşlar lütfen yorum kısmından yazmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.